Davetiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İmar gibi teşkilatlarımızın ülkemize, milletimize, gençliğimize nitelikli katkılar sunduğundan eminiz. Uzun bir süre içerisinde hayretli ve istikrarlı bir çalışmalar içerisinde olduğundan da haberim var. Zaman zaman her ne kadar katılamasam da davetileriniz ulaşıyor. Ayrıca onun için de teşekkür ediyorum. Slaytım gösterilebilseydi ilk birinci görüntü olarak Büyük Gazi yürüyüşünü koymuştum. Onu görecektiniz. Bu pazar günü inşallah bir yürüyüş gerçekleşecek. Ankara Büyük Gazi yürüyüşü diye AKM'nin önünden başlayacak. Anadolu Meydanı'nda sona erecek. Bir sivil toplum girişimi olarak inşallah cereyan edecek. Burada bulunan kardeşlerimizi de bu vesileyle davet etmiş olalım. Bugünkü konumuz bütün dünyanın ortak bir kavramı olan, bütün dünyanın ortak bir değeri olan aile konusu. Ve bu bütün dünyanın ortak değerine ciddi anlamda bir küresel saldırıyla karşı karşıyayız. Konumuz da aile yapısına ilişkin küresel tehditler başlığıyla sunum hazırladım. Bir küresel tehditle karşı karşıya aile kurumu ve bunun hepimiz değişik şekillerde yansımalarını görüyoruz. Önce bir kavramsal çerçeve içerisinde çok genel anlamda bir sunum yapacağım. Sonra neden böyle bir saldırı, niçin böyle bir saldırı var? Bu nasıl bir uygulama içerisinde tezahür ediyor? Sonuçları neler olabilir? Ve bizim Türkiye'deki uygulamalara ilişkin bir takım sunumlarda bir takım değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağım. Yani niçin, nasıl ve sonuçları açısından bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Aklımızın erdiği kadar. Bir akademisyen değilim. Olaylara böyle bir akademik perspektifle bakamam. Ancak uygulamanın içerisindeyim. Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdür Yardımcısı olarak bir aile parçalanmasının neye tekabül edebileceğini en yakından görme, en yakından şahit olma, bütün unsurlarını, sonuçlarının bütün unsurlarını görerek, yaşayarak görebilen, maalesef bu tür şahitlikler yaşamak zorunda kalan bir kardeşiniz olarak da karşınızdayım. Bunu da belirtmiş olayım. Ailenin tanımı konusu çok çeşitli. Sosyal bilimci hocalarımız çok farklı tanımlar yapıyorlar. Birçok değişik unsurlarda, değişik versiyonlarla tanımlar yapılabiliyor. En son katıldığım bir aile bakanlığı toplantısında aile şurası değildi. Bir aile değerlendirme toplantısıyla ilgili bir şeydi. İsmini keşke kaydetseydim. Daha sonra bulabilirim de. Bir hoca da konuk olarak geldi. Gerçekten gözümüzün içine baka baka bir eşcinsel aile tanımlaması aile bakanlığının toplantısında yaptı gitti. Çok canım sıkıldı. Dişlerimi gerdim. Birkaç tane yetkiliye ya bunu nereden buldunuz kardeşim? Adam bizim mekanımızda bize karşı eşcinsel aile tanımlaması yapıyor dedik. Ama işte dediğim gibi aile tanımı, aile kavramı ciddi olarak bir geniş sosyolojinin en temel kavramlarından birisi ve tarihin ilk gününden bugün de devamını sürdüren bir kurum. Özellikle cinsiyet tartışmalarından sonra yeni tartışma alanları da çıkmış durumda. Eşcinsel aile falan gibi konular. En genel tanımından bakacak olursak şöyle diyebiliriz. Nikah, yani toplumsal bir meşruiyet ile kurulan anne, baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük yapısı diyebiliriz. Genel bir tanım. Çok bu genel geçer bir tanım. Bizim akademisyenlerimiz, sosyologlarımız bunun ön tarafına, son tarafına, arkasına, büyüklüğüne, küçüklüğüne, baskınlığına bağlı olarak bir sürü tanımlar yapıyorlar. Çok değişik tanımlar yapma imkanı var. Ama iki tane temel konu var. Üzerinde durulması gereken en önemli iki konu var ailede. Birincisi evlilik, yani iki farklı cinsin bir araya gelmesi. İkincisi nikah. Bu ikisinden bağımsız bir aile tanımı yapmak sorunlara büyük bir kapı açmak demektir. Şimdi yeni aile kavramları gelişti. Tek ebeveynli aile, işte eşcinsel aile, birlikte yaşamdan kaynaklı yeni bir aile modeli falan gibi.
Şimdi son zamanlarda bir anayasa değişikliği tartışması vardı. Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgili bir kapı açtı. Özellikle aile tanımında ilgili de bir o zaman tartışmalar yaşandı. Belki hatırınızdadır ya da bizim algıda seçicilikten dolayı bu tür tartışmalara daha çok kulağımız açık oluyor. Şu andaki anayasamızda 41. maddesinde ailenin korunması ve çocuk hakları diye bir madde var. Orada şöyle deniyor. Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Sanıyorum meclise önerilen, değişik şekilde önerilen, resmi anlamda önerilen bir öneri var. Bu öneri metninde de şu şekilde geçiyor. Aile Türk toplumunun temelidir. Evlilik birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlanmasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Bu kapsamda burada Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu çatısı altında bir aile platformu kurulmuştu. Bu aile platformu da bu süreç içerisinde bir hukukçulardan komisyon kurdu ve bu komisyon bir süre çalıştı. Belki aynı mekanda burada da toplantıları yapılmıştı. Ben de bir iki toplantısına katılmıştım. Ve bu komisyonda bir öneri hazırlayarak bu maddenin şu şekilde olması gerekir diye bir önerisi oldu. Yani Ankara'daki sivil toplum kuruluşları, sadece Ankara değil birçok sivil toplum kuruluşlarıyla da temas ederek bir öneri oluşturmaya çalıştı. Bu öneri de şu şekilde, yani anayasanın 41. maddesi için sivil toplum kuruluşları tarafından önerilen metin şöyle. Aile Türk toplumunun temelidir. Evlilik birliği ancak cinsiyetini doğumla biyolojik olarak kazanmış kadın ve erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refah için çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin korunması, sağlıklı nesillerin devamı, aile kurumunu tehdit eden yönelimlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri alır, teşkilat kurar. Çok temel farklar var aslında. Birisi yukarıda kadın ve erkeği diye tanımlıyor. Şimdi yeni İstanbul Sözleşmesi'nden ya da yeni bazı şeylerle kadınlık daha sonradan elde edilebilecek bir unsura dönüşmüş durumda. Cinsel yönelim tartışmalarından biliyorsunuz. Cinsiyet doğumla değil insanın yönelimiyle oluşur diye ciddi bir tartışma var. Bu öneriyle aslında sivil toplum kuruluşları makul yerinde bir öneri yapmışlar. Bu cinsiyetin doğumla kazanılan bir kazanım olduğu, doğumla kazanılan verilen verili bir unsur olduğu ve bunun değiştirildiği halde artık bunun bir cinsiyet olamayacağıyla ilgili bir temel ilkeyi önümüze koymuş oluyor. Bir de her iki maddede aile planlaması diye bir kavram var. Onu da çıkarmış. Bu bizim ta çocukluğumuzdan beri, 70'lerden beri, 1960'larda mı şeye girmişti bu Türkiye uygulaması. 1960'lardan beri bu topluma zorla bir aile planlaması, her aileye bir aile planlaması dayatması var. İnsanların evindeki çocukların kaç tane olacağına kadar karışan hocamız başta devletlerin tanrılaşması diye bir kavram kullandı. Çok yerinde doğru bir şey. Yani bizim çocuklarımızı hayat biçimimizi biçimlendiren, şekillendiren bir akıl yatak odalarımızı bile planlamaya kalkıyor. Evet, ailenin pek çok çeşidi var demiştik. İşte geniş aile var, çekirdek aile var, tek eşli aile var, çok eşli aile var, ataerkil aile var, anaerkil aile var. Yeni kavramlar geldi demiştik. Bunlar da tek ebeveynli aile, eşcinsel aile gibi kavramlar da girmiş oldu. İki hemcins, şu anda Avrupa'daki ilk önce Danimarka kabul etmişti sanıyorum. Şu anda Hollanda ve bazı ülkelerde var. İki hemcins bir nikah kıyarak bir aile olabileceklerini söylüyor. Hatta yeni teknoloji onlara çocuk edinme imkanı da oluşturuyor. Böyle kiralık anneler var. Bir anneden şey alıyor, yumurta alınıyor. Baba da şey yapıyor. Öbür anne de bu belli bir süre büyütülüyor falan değişik bir yöntemle. Bu ailelerin çocuk edinme imkanı var. Bu aileler ayrıca o ülkelerde evlat edinebiliyorlar. Amerika'da en son biliyorsunuz iki tane erkek çocuk böyle bir aile yüzünden kötü emeller için konaldığıyla ilgili çok ciddi bir sansasyon ve haber olmuştu. Ailenin kısaca tarihine bakacak olursak sosyoloji biliminden bağımsız olarak
diyebiliriz ki sosyoloji hani insanın işte maymundan geldiği şöyle ilk evreler atlattığı bir evrim teorisinden bağımsız olarak söyleyecek olursak o teoriyi kesinlikle reddediyoruz. İlk aile Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın ailesidir. Yani insan aslında yeryüzüne aile olarak gelmiştir. Tekil değildir. Bizde birey yoktur aslında. En küçük yapı, en küçük şey ailedir. Ve aile verili bir şeydir. İnsan tecrübesine dayalı bir unsur değildir. Bu çok önemli. Yani insan tecrübe ederek aileyi bulmamıştır. Allah tarafından ona verili gelmiştir. Yani insanın fıtratı, biyolojisi ailesiz bir ortamda sağlıklı bir şekilde yetişmesi, yaşaması, hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Aile bütün toplumların var olan unsurlarından birisidir. İki tane kurum vardır. Bütün toplumlarda var olan Hazreti Adem'den beri din ve aile. Bu ikisinden bağımsız, bu ikisinin yoksun olduğu herhangi bir toplum mevcut değildir. Yani aile evrensel bir kurumdur. Kur'an-ı Kerim'de aileyle ilgili pek çok kavram geçer. Al kelimesi, bazen ehl kelimesi. Kur'an-ı Kerim'in çok meşhur aileleri vardır. Ali İmran gibi, Nuh ailesi gibi, yine Firavun ailesi gibi. Kur'an-ı Kerim'de aile kavramı sıklıkla geçer ve pek çok kıssa aileler etrafında da döner. Bunu hocalarımız gayet iyi bilmektedir. Dünya toplumları da tarihin her döneminde ailenin öneminin farkında olmuşlardır ve aileye özel bir önem vermişlerdir. Bunu nereden anlıyoruz diyecek olursanız, düğün yapmadan kurulan bir aile hiçbir toplumda yok. Düğün niye yapılır? Çok önemli. Yani kutlama değil mi? Düğün dediğimiz şey bir kutlama. Niçin kutlama yapılıyor? Genelde bir mutluluk, önemli bir iş başarıldığı zaman, bir kazanım elde edildiği zaman, bir değer ortaya konduğu zaman kutlama yapılır ve bütün dünya toplumlarında aile kurumu bir kutlamayla, düğünle yapılır. Ve bu toplumların ailenin değerini, ailenin önemini bildiğinin bir ifadesidir ve bu da evrensel bir şeydir. Niçin aile diyecek olursak, farz ve sünnette bir aile diye bir şey vardır. Fıtri beraberlik için aileye ihtiyaç vardır. Biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar için aileye ihtiyaç vardır. Sağlıklı bir neslin devamı için aileye ihtiyaç vardır. Din ve kültür aktarım için aileye ihtiyaç vardır. Gene dinimizin 5 emniyeti var. Değil mi hocam? 5 emniyet var. Bu emniyetlerden birisi de nesil emniyeti. Nesil emniyeti nasıl muhafaza edilecek, nasıl sağlanacak? Ancak aileyle olabilir. Gayrimeşru bir ortamda sağlıklı bir neslin yetiştirmesi mümkün değildir. Soyun takip edilmesi mümkün değildir. Nesil emniyeti için olmazsa olmaz bir kurumdur aile. Evet, bu kadar önemli, tarihin her döneminde olmuş, ilk insanla kurulmuş aile maalesef ki aydınlanma sürecinden sonra ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldı. Aile biçimler değiştirmiş, şekiller değiştirmiş, ana erkil aile olmuş, baba erkil aile olmuş, ata erkil aile olmuş, geniş aile olmuş, daralmış, daha genişlemiş. Çeşitli fonksiyonlar, çeşitli biçimler, formlar almış. Ancak hiçbir zaman kökten bir tehditle karşı karşıya kalmamış. Ancak aydınlanma döneminden sonra ciddi olarak aile kurumu bir tehditle karşı karşıya kalmış. Modernizm sürecinden sonra ise bu tehdit daha da derinleşmiş ve şu anda gerçekten aile ciddi bir tehditle karşı karşıya. Neden aile tehdit ediliyor? Neden aile bu kadar kurtulması gereken bir hal haline gelmişti. Şimdi konuşmaya başlayalım inşallah. Biraz önce bahsetmiştim. Dünya yakın zaman içerisinde birkaç evre geçirdi. Bunlardan birincisi modernizm. Modernizmle beraber işte sanayileşme diye bir şeyle karşılaştık. Modernizmle beraber ideolojiler diye bir şeyle karşılaşmaya başladık. 1950'li yıllara kadar götürenler var. Yeni bir sürece evrildi modernizm. Postmodernizm diye bir kavramla karşılaştık. Bunun tarihiyle ilgili farklı şeyler var ama değişik dönemlerden başlayan bir postmodernizmle bir şey var. Postmodernizm de bizim de gerçekliğimizi ortadan kaldırır. Yani hakikatin göreceliği diye bir şey ortadan kaldı. Aile de bir hakikattir. Birlikte yaşam da bir hakikattir. Benim için o daha değerlidir diyen bir akıl ortaya çıktı. Ve doğruları, ilahi doğruları, mutlak doğruları ortadan kaldıran bir değersizleştirmeyle karşı karşıya kaldık ve bu büyük bir değer olarak
sunuldu. Böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Ve şu anda en son zamanda konuşulan en önemli kavramlardan birisi ise posthumanizm, insandan sonra ne olacak? Artık insanın sonu konuşulmaya başlandı. Aslında modernizm analitik bir yaklaşımla her şeyi parçalayan bir akla sahiptir. Şöyle geriye doğru bakacak olursak, modernizmle beraber imparatorluklar parçalandı. İmparatorluklar parçalandıktan sonra devletler parçalandı. Şimdi yeni yakın tarihte şehir devletleri konuşulmaya başlanıyor. Şehir devletlerinden sonra büyük aileler parçalandı. Büyük aileler parçalandıktan sonra şimdi küçük ailelerin parçalanması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Aslında belli bir aşama sonra insanın parçalanmasıyla karşı karşıyayız. Şimdi tıp bilimi bir bütün olarak insana yaklaşamıyor. Sen kalple ilgili bir tedaviye gittiğin zaman böbreklerin zarar görmüş olarak çıkabiliyorsun. Böbrek tedavisine gittiğin zaman kalbin zarar görmüş olarak çıkabiliyorsun. Bu da tıp biliminin parçacı yaklaşımından kaynaklanan bir durum. Bunu tıpçılar sıklıkla söylüyorlar. Bizim haddimize değil ama tartışmanın bir unsuru olarak söylüyorum. Yani bu parçalama, parçacı yaklaşım insanın şu anda kendisini tehdit eden bir aşamaya gelmiş durumda. Her şeyi parçalıyoruz. İdeolojiler demiştim. İki tane temel ideolojiden bahsedebiliriz. Birisi kapitalizm, birisi komünizm. Açıkça kapitalizmde de aile ile ilgili olumsuz cümleler ve ailenin yok edilmesi gerektiren en son Max Weber'in bir cümlesi var. Şurada okuyayım bunu. Diyor ki, akılcı kapitalizmin gelişmesinin önünde en büyük engel ailedir. Özellikle birleşik akraba grubu, hısımlar, ilişkileri kapitalizmin gelişmini boğar demiş. Yine aynı şekilde komünizm aile ile ilgili açık bir savaş vardır. Karl Marx'ın manifestosunda aileye doğrudan yok edilmesi gereken bir unsur, çocuk yetiştirmenin devletin bir misyonu olduğuyla ilgili ifade vardır. Bununla ilgili onlarca savunlar yazılmıştır. Komünistler bu konuda ciddi savunlar yapmışlardır. Şu sebepten, bu sebepten ama hiçbir şey oradaki aklın, ailesiz bir toplum aklının önüne geçemez. Yine bir unsur var. Niçin aile hedef seçildi diye bir soruya. Egemen tam kontrol ister. Tam kontrol ister. Aile bir kontrolsüz alandır egemen için. Şu anda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğundan beri bir ideolojisi var. Ve bu ideolojiye en temel muhalif ailedir. Her birimiz okullarda şurada burada farklı bir sürü eğitimler alırız. Ama evde gelip annemiz kulağımıza bir şey fısıldadığı zaman bütün o her şey yok olur gider, doğru ona dönüşür. O yüzden egemen ailenin bu kontrolsüz alanından rahatsızdır. Ve onu kontrol altında tutmak ister. Bununla ilgili de Brown'un bir sözü vardı galiba. Evet, Jack Cody, bir Amerikalı antropolog sanıyorum. Afrika şeyleri de var. Kapitalizmin yeni, hocam siz daha iyi biliyorsunuz, yeni teorisyenlerinden ya da en önemli teorisyenlerinden, çağdaş teorisyenlerinden birisi olarak söylüyor. Diyor ki ailenin kontrolü hem toplumun sosyolojisinin, hem ekonominin, hem de nüfusun kontrol demektir diyor. Dolayısıyla aile kontrol altında tutulması gereken bir unsur olarak bakıyor. Yine eşiğinde olduğumuz, yani robotizmin eşiğinde olduğumuz ciddi bir krize karşı karşıyayız. İnsan ötesi robotik yapay zeka çağında sanayi sonrası toplumdan kalan milyarlarca insana ihtiyaç yok. Dolayısıyla artık atık, kalabalık, gereksizler diye de ifadeler var. Bunlar da belki köşe yazılarından görüyorsunuzdur. Fazla nüfus için bu kelimeler kullanıyor. Nüfusu üreten aileye de ihtiyaç yok diye bir kavram var. Zaten insan üretim merkezleri ile ilgili çalışmalar da var. Zaman zaman sosyal medyada bu tür şeyler de dolaşıyor. Evet, insan artık kapitalistler için, egemenler için fazla nüfus bir sorun haline geldi ve fazla nüfusun üreme kaynağı olan aile de gereksiz bir kurum haline dönmüş oldu. Bir sorun var. Şu anda dünyada 8 milyar insan var. Bundan nasıl kurtulacak? Ya da bu üreme nasıl durdurulacak? Bununla ilgili de birçok teoriler üretilmiş durumda. Gene Wendy Brown diye bir araştırmacı diyor ki yaklaşmakta olan büyük sarsıntıyı korkunç acılar çekletmeden atlatabilmek için, biraz önce de bahsetmiştim, eşiğinde olduğumuz insani kriz, bir kriz bekleniyor.
Hariri de bununla ilgili birçok şey söylüyor. Başkaları da birçok şeyler söylüyor. Büyük bir nüfus var ve bu nüfustan kurtululması gerekiyor. Bunun nasıl olacağıyla ilgili tartışmalar var. Bu ciddi bir tartışma, çok yoğun bir tartışma. Bunun nasıl olacağıyla ilgili diyor ki, eğer bir takım senaryolar geliştirip insanları ikna edemezsek büyük acılar çekeceğiz. Bu büyük acılar büyük savaşlar olabilir, büyük açlıklar olabilir, büyük kıtlıklar olabilir. Ve bunun nasıl olacağıyla ilgili de Nietzsche'nin tabiriyle soy kütüğünün, yani üst insanın yaratmayı hedeflediği baş dönmesiyle yok etmeden sekteye uğratmak ve başka bir hikayeye dönüşme olanağı sunmanın ne kadar başarılacağıyla ilgili. Gerçekten bir nüfus azalması olacak. Bu mutlaka olacak. Çeşitli yöntemler olacak. Bunun büyük acılara dönüşmemesi için bir takım hikayeler uydurmamız gerekiyor diyor. Bu hikayelerin başında da ailenin yok edilmesi var. Bunun nasıl olacağıyla ilgili de alternatif hikayeler sunuyorlar bize. Birincisi feminizm. Feministler anne olmak istemezler. Doğru mu? Feministler sağlıklı bir ailenin var olabileceğini düşünemezler. Feministler çocuk yapmanın kölelik olduğunu düşünürler. Yine aynı şekilde farklı bir hikaye var. LGBT. Bir özgürlük, bir onur diye sunuldu. En büyük onursuzluk bir onur diye sunuldu ve bunun şu anda canhıraş savunucularını oluşturmuş durumdalar ve çok büyük bir lobileri var. Çok büyük bir bütçeleri var. Türkiye'de onlarca, yüzlerce dernek büyük fonlarla fonlanarak LGBT savunusu yapılır hale getirilmiş durumda. Ciddi olarak onlara materyal üretiliyor. Ciddi olarak sosyal medyada argüman üretiliyor. Ciddi olarak çeşitli şekillerde fonlanarak bu kişilerin önü açılıyor ve her ortamda onlara meşruiyet alanı açılmaya çalışılıyor. Yine yakın zamanda çokça tartıştık yeni bir hikaye, toplumsal cinsiyet eşitliği diye. Aslında cinsiyetin doğuşta kazanılmayan, daha sonradan toplumun bize yüklemiş olduğu rollerle elde ettiğimiz bir unsur olduğu ama insanların cinsiyetlerini tercih edebilecekleri, yönelimlerini kontrol yönelimlerini yapabilecekleriyle ilgili ciddi tartışmalar da var. Gene cinsel sapma, pedofili, zoofili, antinatalizm, evet evlenebilirim ama çocuk yapmama gerek yok diyen, köpek beslerim, kedi beslerim diyen bir toplum oluştu ve bu hızla yaygınlaşıyor. Şu anda kedi köpek maması satanlar ciddi para kazanıyorlar. Öyle mi hocam? Ekonomide. Kapitalizm. Kapitalizmin yeni bir versiyon olarak. Gene bize alternatif hikayeler olarak cinsel özgürlük sunuyorlar. Bireysellik. Bununla ilgili bir sürü hikayeler var. Artık bireyin daha özgür olacağı ile ilgili bir şey var. Halbuki birey daha büyük bir tutsaktır. Gene haz odaklı bir toplum oluştu. Televizyonlarımız, şunlar bunlar hazza yönelik bir sunum içerisindeler. Hayvan hakları diye bir şey var. Bu da çok ciddi bir tehdit. Çünkü insan sonrasında, insan sonrası tartışmaları içerisinde Luigi Pirandello diye bir İtalyan teorisyen var. İnsanı eşitliyor, meta ile eşitliyor. Şimdi bizim şu andaki verili gelen bugüne kadarki kültürümüzde en altta en geniş olan bir bütün varlıklar vardır, meta vardır. Onun üstünde bir katman olarak bitkiler vardır. Onun üstünde bir katman olarak hayvanlar vardır. En üstte insan vardır. Ama bu insan sonrası denen akıl diyor ki bunların hepsinde bir ruh var aslında. Bunların hepsinin insandan bir farkı yok. İnsanın kendini ayrıştırması büyük bir bencilliktir. Bundan kurtulması gerekir diyen bir şey var. Bu sonrasında şuraya evriliyor. Üst insan kavramı da söylemiştim. Bunlar çok farklı bir tartışma ama temel oluşturmak için söylüyorum. Bir takım insanlar başkalarını öldürdükleri zaman bir ağacı kesmekten, bir köpeği öldürmekten farksız bir duygu içerisinde olacaklar. İnsanı meta ile eşitliyor, insanı bir meta haline getiriyor. Bu akıl bize bir takım hikayeler üretiyorlar. Uluslararası sözleşmeler var. Nasıl ailenin yok edileceği ile ilgili. İstanbul Sözleşmesi diye bir anafordan geçtik, bir şeyden geçtik böyle, bir tünelden geçtik. Ama onun tezahürleri devam ediyor. 6.284 sayılı yasa gibi bir İstanbul Sözleşmesi'nin bir tezahürü, bir uzantısı, hatta kendisi gövdesi bir şekilde duruyor. Ulusal mevzuatlarla aile kurumu ciddi olarak zorlanıyor. Boşanmak şu anda büyük bir sorun. Ama bir taraftan çok kolay.
boşanmayı sağlayacak unsurlar acayip kolaylaştırıyor. Uygun hale getiriliyor. Ama evlenmeyi büyük bir tehdit ve risk olarak önümüze koyuyor. Yani sonsuz nafaka diye bir şey var erkeklerin önünde şimdi. Bu adam nasıl evlenecek? Kaza anlaşamadı. Ciddi bir tehditle karşı karşıya. Evlenmek acayip zorlaşıyor, pahalılaşıyor. Evlenmenin en temel unsurlarından, en büyük motivasyonlarından birisi nedir? Cinsel ihtiyaçların giderilmesi, değil mi? Yani bu zaten nikah toplumlarda cinsel olarak iki farklı cinsin bir araya gelerek meşru bir süreç içerisinde bu ihtiyaçların giderilmesi ve bu ihtiyacın giderilmesinin bir sonucu olarak da çocuk yetiştirme sürecinin devam etmesi. Şu anda toplumda ya da devlette zina, bizim dinimize göre zina, kerih görülen bir şey olmaktan çıktı ya. Zaten yasal bir suç olmaktan çıktı. Şunu da söyleyeyim size. Kızlarda rıza yaşı 15. Yani bir kız çocuğuna birisi razı ederek 15 yaşında ilişkiye girse herhangi bir suç almıyor. 16 yaşında bir çocuk mahkeme kararıyla evlenebiliyor. Rıza yaşı yok. Evlenmek için mahkeme kararı gerekiyor. 17 yaşında bir kız çocuğunun evlenebilmesi için de ailesinin rızası gerekiyor. 15 yaşındaki bir çocukla evlenen birisi en az 50 yıl hapis cezası alır. 16 yaşında bir çocukla mahkeme kararı olmadan evlenen birisi de 10 yıldan daha aşağı ceza almaz. 17 yaşındaki bir kızla ailesi bu evliliğe itiraz ederse süreyen cinsel istismar kapsamında değerlendirildiği için de ciddi bir cezayla karşı karşıya. Bu nasıl bir akıl? Bu nasıl bir mevzuat? Bunu neresinden tutacağız? Evliliği mahkum ediyorsun, evlenmeyi haram ediyorsun, öbür taraftan cinsel ilişkinin önünü açıyorsun. Onlarca insan var şu anda evlenmiş 15 yaşında veya 16 yaşında bir kızla çocuk dünyaya gelmiş 16 yaşında zorunlu olarak hastane ihbar ediyor. Hastane ihbar ettikten sonra savcılık bunu değerlendirmeye alıyor. Değerlendirme, mahkeme bilmem ne, ikisi de geliyor. 22 yaşında çocuk geliyor. 6 yaşında hop mahkeme sonuçlanıyor. Şeyden de karar geliyor işte üst mahkemelerden. İçeri 7 yıl hapis. Çocuk 7 yaşında, baba hapiste, kadın 2-3 çocuğu da ortada. Çok dramatik hikayeler var. Bununla ilgili bir af çıkarılmıştı. Af da bir takım yerlere takıldı kaldı. Yani uluslararası sözleşmeler zorunlu imzalattırılıyor. Bazı uluslararası kredilere ulaşabilmek için bazı sözleşmeleri imzalamak zorunda bırakıyor ülkeler. Hocam Etcep'te bu kapsamda bir şeydi yanlış bilmiyorsam. Milli Eğitim'de olduğu için. Etcep'te bu kapsamda bir şeydi. Yani bir krediye ulaşabilmek için bazı sözleşmeleri imza atman gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmayanlar biz de diyelim ki bundan 5 sene sonra Dünya Bankası'ndan kredi alamayacaklar. Yani ülkelerin bu tür yerlerden kredi alamaması da o ülkenin iflası anlamına geliyor. Bu şekilde bir akıl, bir güç ülkeleri bu tür sözleşmelere zorluyor. Yine ulusal mevzuatlarda düzenlemeler yapmadan bazı birliklere girme imkanı olmuyor. Türkiye'de Avrupa Birliği'ne girebilmek için bir takım ulusal mevzuatlarında değişiklikler yapmakla karşı karşıya kalıyor. Yeni bazı ulusal mevzuatlar çıkarmak durumunda kalıyor. Nasıl sorusuna cevap veriyoruz. Dedim ki tekrar dönecek olursak aile yok etmek isteyen bir akıl var ve bu aklın en üstte kim var diye hep düşünüyorum. En sonunda şeytana çıktım. Şeytandan başka bu kadar düzenli bir sistemi kurabilecek bir şey olmaz. Şeytan ve onun takipçisi olan batı aklı diyelim yakın medeniyet anlamında söylüyorum. Aileden kurtulmaya çalışıyor. Aileye savaş açmış durumda. Bunun nasılıyla ilgili de bir takım yöntemler gelişmiş durumda. İşte bir takım hikayeler bahsetmiştim. Ve uluslararası ve ulusal mevzuatta da bu nasılın önünü açmaya çalışıyorlar. Medya şu andaki en kullanılı aparat hem konvansiyonel medya hem de sosyal medya şu anda aile için, gençlerimiz için ciddi bir tehdit dönüşmüş durumda. En normal bir kanal dediğimiz kanallarda bile sağlıklı bir aile yapısını görmenin imkanı yok. Yani sürekli bir çarpık ilişkiler var. Sürekli çarpık ilişkiler var. O hale getiriyorlar ki, yani dizilerde o hale getiriyorlar ki gayrimeşru ilişkiyi destekliyor. Bir dizi vardı bir ara. Kötü bir koca var.
iyi bir kadın var. Öbür tahta bu kadına iyi davranan başka bir erkek var. Kadın o erkeğe yöneliyor. O erkek bu kadına yöneliyor. Herkes bu aradaki gayrimeşru ilişkiyi destekliyor. Siz ne yapıyorsunuz dedim ya? Haramı destekliyorsunuz. Ya öyle olur mu? Bak orada kötü var. Ya kardeşim size neyi meşru hale getiriyorlar? Sizin algınızı nasıl değiştiriyorlar? Buna müsaade etmeyin ya. Ve şu anda bununla ilgili onlarca dizi var. Onlarca film var. Bir sürü şu anda Netflix'te yoğun olarak eşcinsellik yaygınlaştırıyor. Ve Netflix'te bir filmin pazara çıkabilmesi için eşcinsel sahneler olmak zorunda. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hem konvansiyonel medya, televizyon, radyo ve diğerleri, sinema, hem de sosyal medya şu anda bu ailenin parçalanmasıyla ilgili sürece çok ciddi büyük bir destek sağlıyor. Manipülatif kavramlarımız var. Kavramlar da manipüle ediliyor sürekli. İnsanı rahatsız eden kavramlar ortadan kaldırılıyor. Onun yerine yeni kavramlar konuluyor. Birlikte yaşam gibi, tecavüz yerine ne kullanılıyor? İstismar kullanılıyor. Gene gayrimeşru ilişki yerine ne kullanılıyor? Flört kullanılıyor. Gene dul kelimesi ortadan kalktı. Bu kötü bir kelime değil ama dul kelimesi ortadan kaldı. Tek ebeveynli aile gibi. Yeni böyle insanı rahatsız eden ya da toplumsal genlerimizde uygun olmayan kavramların yerine daha cazip, daha şirin kelimeler getiriliyor. Şimdi öldürüldü kelimesi yerine de ne kullanılıyor? Etkisiz hale getirildi. Daha şirin diye geldi ama öldürüldü demek yerine etkisiz hale getirildi. Kelimesi kullanılıyor. Bu da bize yeni bir sosyolojik kabul ettirme yöntemi diyebiliriz. An itibariyle, hocam süremizi söylemedin ama ben konuşuyorum. An itibariyle Batı toplumlarında aile kurumu iflas etmiş durumda. Net olarak söyleyebilirim. Yani şu anda Batı'da aile yok. Hatta ben 92 mezunuyum. Sanıyorum 89'da Almanya'dan öğrenci değişimiyle ilgili bir profesör gelmişti. O tarihte Sosyal Hizmetler Türkiye'de bir taneydi. Ben Sosyal Hizmetler, Hacettepe Sosyal Hizmetleri mezunuyum. Türkiye'de tek Hacettepe'de vardı. Şu anda birçok okulda mevcut. Almanya'dan gelen profesör de kendi ülkelerindeki okullarla ilgili bir tanıtım toplantısı için bizim sınıfa da gelmişti. Almanya'da çok sayıda okul olduğunu söyleyince bizim arkadaşlardan birisi ya hocam dedi bir teşvik var biz bu işte. Nasıl? Sosyal hizmetler daha çok geri kalmış ülkelerin, sosyoekonomik durumu uygun olmayan toplumların okulları olması gerekirken sen Almanya'da onlarca okul olduğundan ve çok prestijli, mesleğin çok prestijli olduğundan bahsediyorsun. Biz bir tane okul var, okulu bitince de iş bulamıyoruz zaten gibi bir şey söyledi. Profesör dedi ki siz bilmiyorsunuz dedi. Halbuki Almanya bizim yani sürekli gitmek istediğimiz, birçok erkeğin bir Almancı kızı bulsak, evlensek de Almanya kapı alsak dediği bir dönemdi 1990'lar. Siz bilmiyorsunuz dedi. Neyi bilmiyoruz hocam dedik. Almanya'da şu anda aile kurumu neredeyse iflas etmiş durumda. Aile kurumunun iflas etmesiyle beraber yaşlarımız büyük bir sorun olarak kapımızda bekliyor. Aile kurumunun iflas etmesiyle çocuklarımız büyük bir sorun olarak kapıda bekliyor. Aile kurumunun iflas etmesiyle eğitim kurumlarımız iflas etmiş durumda. Ve bizim bunları tamir edecek, bunları rehabilite edecek ve bu sorunları çözebilecek meslek elemanlarına ihtiyacımız var. Bu okullar bize az geliyor ve bir tek sebebi var. Ailemiz iflas etmiş durumda demişti 1992 yılında. Siz şu anda Türkiye'de çok şanslı bir toplum içerisindesiniz. Çok güçlü bir aile yapınız var. Bunu muhafaza edemezseniz siz de büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız demişti. O zaman hani bizim için çok fazla bir çok önemli bir kelimeler değildi. Ben bunu ne zaman anladım diyecek olursanız 2000'li yıllara geçtikten sonra 2001, 2005, 2010 dönemlerinde bu profesörün aslında o zamandan yani 20-25 yıl önce çok önemli şeyler söyleyerek gittiğini, muhtemelen ölmüştür şimdi, o zaman da çok yaşlıca bir adamdı. Çok önemli şeyler, çok önemli tespitler yaparak gittiğini, Türk aile yapısının toplumu ayakta tutan bir değer olduğunu ifade ederek gitmişti. Avrupa'da gerçekten aile kurumu şu anda iflas etmiş durumda. Bu boşluğu ikame ettirmek için pek çok kuruluşlar kurmak zorundadır. Dikkat ettiyseniz Amerika'da
bu pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı yapılamadı. Hatta okullar kapatılamadı. Eleştiri konusu da oldu. Okulları kapatılamamasının en önemli sebebi çocukların öğlen yemek yiyecek yerleri yok. Yani kreşleri kapattığın zaman çocuklar açıkta ortalıkta kalıyor. Yani bir sosyal destek diye bir şey yok. Evde bir anne var. Muhtemelen büyük bir ihtimalle, büyük çoğunluk olarak söylüyorum. Yanında bir çocuk var. Anne işe gittiği zaman çocuk açıkta. Ne oluyor? Sabah anne işe gidiyor, çocuk okula gidiyor. Akşam çocuk gelirken okuldan alıyor, tekrar eve geliyorlar. Birisine okulları kapattığı zaman ya anne işi terk edecek ya çocuk aç kalacak. Bundan dolayı Amerika uzun süre, hatta bütün riskleri göz alarak, risk miydi değil miydi ayrı bir tartışma konusu da, pandemi sürecinde okullarını tatil edemedi. Biz okulları kökten kapattık. Avrupa'nın birçok ülkesinde kapandı. Hatta Asya'nın birçok ülkesinde kapandı ve Avrupa'nın bazı bölgeleriyle Amerika'da bu sebepten dolayı okullar kapanamadı. Kreş diye bir kavramla karşılaştık. 1990'lı yıllarda kreş ancak üst sınıf Çankaya'nın bazı bölgelerinde olabilecek bir şeyken şimdi her yerde var. Altın Dağı'nın en ücra köşelerinde bile kreş var. Şentepe'de bile kreş var. Kreş hayatımızın bir gerçekliği haline geldi. Huzurevine bir yaşlının gitmesi çok büyük, ayıplı, kerih görülen bir şeydi. Şimdi Ankara'da huzurevine en önemli torpillerden birisi huzurevine yaşlı yerleştirmek. Ankara'da 10 tane resmi, yaklaşık 40 taneden fazla da gayri resmi olmayan özel huzurevi var. Hepsi tam kapasite dolu. Resmi huzurevlerinde sıra bekleyen 800 tane yaşlı var ve şu anda en büyük torpil huzurevine yaşlıyı yerleştirmek. Çorum'a gitmiştim. Huzurevi olduğunu duyunca 2010 yıllarında acayip şaşırmıştım. Nasıl olur dedim ya, Çorum gibi mutaassıp muhafazakar bir yerde huzurevin olması. Şu anda Çamlıdere'de bir huzurevi var. Kızılcahamam'da huzurevi var. Ve en büyük, en karlı yatırım da şu anda huzurevi açmak. Bu neyi gösteriyor bize? Aile kurumunu parçalarsan karşılaşacağın sorunları gösteriyor. Aile danışma merkezleri diye bir şey var. Aile danışmanlığı şu anda çok popüler bir meslek. Nereden çıktı diye doğru tartışıyorum. Nereden çıktı ya? Ne gerek var böyle bir şeye? Çok ciddi bir gerek var. Olduğuna kanaat getirdim. Neden getirdin diyecek olursanız, çünkü aile artık çekirdek aile kalmış. Komşuluk ilişkileri de bitmiş. Büyük aileyle irtibat da kalmamış. Bir sıkıntısı olduğu zaman bu insanız yani nihayetinde. Birisine bir şey danışmak, birisine konuşmak, birisine dertlenmek ihtiyacımız var. Bunu yapabilecek ortamlar kaybolmuş. Şimdi psikologlar, aile danışmanları, insanları dinliyorlar. Çok az öneride bulunuyor. Dinliyorlar, dinliyorlar, dinliyorlar. Bir takım tekniklerle onların önünü açıyorlar. Psikolojinin bu sonunda şeyleri var. Zaten önemli bir bilim haline de geldi. Dinliyorlar, onların önlerini açıyorlar ve onların konuşmalarını sağlıyorlar. Böylece bir sağaltım oluşuyor. Önceden buna ihtiyaç yoktu çünkü aile içerisinde, geniş aile içerisinde bunlara dinleyecek, bunlara söz söyleyecek, gerekirse hat bildirecek kişiler vardı. Şimdi bunlar kalktı. En son bir arkadaşla konuşurken iş yerinden ne yapıyorsunuz hafta sonları falan, işte evinize gelip giden nedir durum diye, işte başka bir şehirden gelmişti. Ya bizim hani pek misafirimiz olmaz. Neden? Eşim diyelim ki başka bir şehirden, ben başka bir şehirden, ikimizin de ailesi de kendi memleketlerinde. Burada da bizim hani eve pek akşam misafir olmaz. Ya çocuklar falan ne yapıyor? Ya işte ne yapalım, işte akşam biraz vakit geçiriyoruz, sonra yatıyoruz. Ya hiçbir yere siz gitmiyor musunuz? Ya gidecek yerimiz de yok doğru dürüst. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz burada? İşte bir AVM'ye falan gidip hafta sonları vakit geçiriyoruz. Ya bu normal bir şey değil ya. Yani bizim Anadolu insanının normali değil bu. Ama böyle bir gerçeklik, böyle bir toplumda var. Ankara bir memur şehri ve bu şekilde yaşayan çok sayıda insan var. Ve maalesef işte aile danışma merkezleri böyle bir ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Danışılacak insanları artık profesyonel danışmanlara ihtiyaç duyuluyor. Bunların sebebi de aile kurumunun zayıflamış olması. Batı'da aile kurumunun zayıflığını nereden görüyorsunuz diyecek olursanız, gayrimeşru doğum oranları meşru doğum oranlarının çok daha üzerinde. Yansıdığı olsaydı gösterebilecektim ama olmadığı için ben okuyayım. Avrupa Birliği'nin genelinde şu anda 2006 yılını vermiş toplu olarak, genel olarak %34 Avrupa Birliği'nin genelinde. İzlanda'da 2016 yılında %69, Fransa'da %59, şu anda bu rakamlar çok daha arttı. En son Amerikan araştırma şirketi Pew'in 2012
ve ondan sonraki bir araştırması sonucuna göre 2016 yılları verilerini vereyim. Bulgaristan'da %58, Slovenya'da %58 ve böyle aşağı doğru gidiyor. Çekya'da %48, Finlandiya'da %44, İtalya'da %28. Türkiye'de kaç olabilir? Türkiye'de 2015 verisi var. Çok insafsızsın hocam, o kadar da değiliz ya. Kayıt altına alınmış olanları söyleyelim. %2.90, %3 civarı. Bu çocukların önemli bir kısmı sosyal hizmetlere gelir zaten. Hala orada koruma var. Koruma var, evet. Orada ciddi bir muhafazakarlığımızı devam ettiriyoruz. Allah bu hal üzere devam ettirsin. Tamam. Çünkü evlilik birlikteliğine dayanmayan çocuklara söyledim. Türkiye'de boşanma oranları ciddi olarak artıyor. Evlilik oranlarında bir istatistik okumak da çok zor hocam. Evlilik oranlarda 1000 değerine göre ciddi bir azalış varken boşanma oranlarında da ciddi bir yükselme var. Gene slide olsaydı gösterebilecektim. 2021 yılında evlilikte bir trend yükselmesi var. Bunun sebebi önümüzdeki dönemde sosyologlar ya da şeyler burada bir istatistik kayması diye fark edecekler. 2019-2020 yılında evlenme yapılamadı neredeyse. İşte düğün salonları şudur budur bir sebepten dolayı 2021 yılında bir yükselme var evlilikte. Ve bu dönemde boşanmada ciddi bir artış var. Boşanma istikrarlı bir şekilde 2001'de 100 binden düşükken 2021'de 200 bin bandına yıllık olarak yaklaşmış durumda. %100 bir artış var son 20 yıl içerisinde ve bundan sonraki süreçte de bu trendin artacağını öngörmek kahinlik sayılmaz. Şimdi son zamandaki en önemli tartışmalardan birisi cinsiyet tartışması. Bu hepimizi acayip bir şekilde vuruyor. Öngörüler o ki 2030'lu yıllarda Türkiye'deki toplumda bile her sınıfta bir tane cinsiyetinden rahatsız olan ya da ben cinsiyet değiştirdim diyen çocuk olacak lise çağında. Bu korkunç bir şey ya. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bunu öngörüyor bazıları. Şimdi cinsiyetle ilgili oynandığı zaman aile kurumu zaten çöküyor. Cinsiyetsiz birisinin ya da cinsiyetiyle sorunu olan birisinin karşı cinsle evlenmesi, karşı cinsle birliktelik yaşaması mümkün mü? İşte bu da bizim aile kurumunu tehdit eden unsurlardan birisi. Toplumlar, dünya toplumları aile kurumunu muhafaza etmek için muhafazakar kesimler, Avrupa'da Katolikler, yine İslam dünyasındaki Müslümanlar aile kurumunu muhafaza edebilmek için bir çaba içerisinde. Hocam da bunu okuyordur muhtemelen. Gerçekten kilisenin bazı çevreleri, protestanlar demeyelim ama Katolik çevreler ya da Ortodoks çevreler, Hristiyanlar için söylüyorum. Onlar aileyi koruma, aileyle ilgili bir çaba içerisindeler. Zaten kürtajın en önemli muhaliflerinden birisi onlardır. Yahudilere gelince Yahudiler en muhafazakar toplumdur ve onlar ailesinden asla es vermezler ve aileyi korurlar. Onlar içerisinde çürüme ve kokuşmuşluk var. Ama aileyle ilgili bir muhafazakarlıkları ve dirençleri devam ediyor. Çünkü din odaklı, teolojik bir toplum. Bizde de aileyle ilgili bir bakanlık kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ancak bu bakanlık Anadolu aile yapısına hizmet etmek yerine çok farklı evrimler geçirdi. Çok farklı evrimler geçirdi. Bu bakanlık kurulur kurulmaz ilk bakanın ilk yaptığı işlerden birisi İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak oldu. Daha önceki süreçte bir bakan vardı, Selma Aliye Kavaf diye. Hatırlıyorsanız Selma Aliye Kavaf'tı. Sosyal hizmetlerden sorumlu, aile kurumundan sorumlu devlet bakanıydı. Şu anda başka bir partide herhalde gene milletvekili olabilir. O İstanbul Sözleşmesi'ne şer koymuştu. Partner ya da farklı cinsiyetlerden insanların evliliğiyle ilgili bir şeyi biz kabul edemeyiz diye şerh koymuştu ve 2007-2008 dönemlerinde bu sözleşmeyi imzalamayacağını söylemişti. Kadın hakkında bir de
şöyle bir beyanı da olmuştu. Eşcinsellik bir hastalıktır gibi bir ifadesi olmuştu. Doğru bir ifade. Medya o kadar üzerine gitti ki bir sonraki dönem milletvekili bile olamadı. Bakanlık değil, milletvekili bile olamadı. Yani eşcinseller üzerine bir laf söylemek, eşcinsellerle ilgili herhangi bir beyanda bulunmak öyle kolay bir şey değil. Siyaset, sanat ve spor dünyasında. İmkansız gibi bir şey. Anında linç ediyorlar seni. Tabii daha sonraki süreçte 2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruldu ve ilk bakan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diye kuruldu. 3 defa da ismi değişti. Bakanlık hiçbir yere sığdıramadı. En son adı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Fatma Şahin sürecinde bu sözleşme imzalandı. Bu sözleşmenin bir tezahürü olarak da Türkiye'de 2-3 tane kanun meclisten oy birliğiyle geçer. Bu oy birliğiyle geçen kanunlardan birisi de 6284 sayılı kanun. Şimdi manipülasyondan bahsetmiştim. Fazlaca uzatmadan bitireceğim. Manipülasyon yapıyorlar demiştim. En önemli manipülasyonlardan birisi de kadın ve şiddetle ilgili. Şöyle bir manipülasyonla karşı karşıyayız. Bu kanunun 6284 de şiddetle ilgili bir kanun. Aile bütünlüğünün korunması, aile bütünlüğünün korunması bak neyle karşı karşıyayız. Kadına karşı şiddetin önlenmesi yasası. Beyan esas. Beyan esasının temel çıkış noktası kısmen meşru bir alanı var. Bir kadın onurundan dolayı kendisine cinsel bir saldırı olduğunu ifade etmez. Cinsel bir saldırı olduğunu ifade ediyorsa bunu doğru olarak kadını kabul edilir ve araştırılır der. Ama cinsel saldırıyla ilgili. Şimdi bu kanun neyi çevirdi bunu? Şiddet de beyana esas hale getirildi. Bu ikisi arasında fark var. İstanbul Sözleşmesi işi o kadar bir çığırından çıkardı ki ihtimali de şiddet haline getirdi. Yani bir kadın bu yasadan ve İstanbul Sözleşmesi'nden mülhem. Telefon açsa ve bu akşam benim kocamın beni dövme ihtimali var derse bu kanun kapsamında suçlu pozisyona düşer. Ya bu hiçbir şekilde hukuki bir evrensel hukuka uygun bir yasa değil. Tarafları doğru bir şekilde adaletle yargılayacak bir hukuk ortaya koymuyor. Bir adalet ortaya koymuyor. Şöyle de bir gerçeklik var ama bir şiddet de yok mu? Var. Bu şiddetin kaynağı ne? Alkol. Bu şiddetin kaynağı ne? Uyuşturucu. Bu şiddetin kaynağı ne? Gayrimeşru ilişkiler. Bunlar hiç konuşulmuyor. Bunlar hiç suçlu değil. Evet, hiç kimse kalksın da erkek eşine şiddet uygulasın diye bir şey söyleyen yok ki. Bunu söyleyen hiç kimse yok. Bunu söyleyen bir akıl zaten medeniyet, zaten adalet, zaten Allah'ın sevgili bir kulu olma ihtimali yok. Peygamberi uzaktan yakından okumamış demektir. Ama sen gel gör ki erkeği mahkum et. Bu bağlamda dini mahkum et. Bu bağlamda üstenci ve manipülasyonlarla muhafazakar çevreyi mahkum et. Ve kalk sen bunu bir kurtuluş yasası olarak ortaya koy. Çok ciddi sorunları var. Çok kolay bir şekilde uzaklaştırma kararı çıkabiliyor. Uzaklaştırma kararını adli süreçlerin dışında idari mercilerde alabiliyor bu şeye bağlı olarak. Emniyet amirinden mülki amire kadar ve daha sonra hakim tarafından onaylanmak üzere alınabiliyor. En son ya toplumsal bir tepki içerisindeyiz, bunu yansıtamıyoruz. En son şöyle bir şey olmuştu. Kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili bir ulusal mutabakat imzalanmıştı ve bu ulusal mutabakat Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanmıştı. Orada bir kavram geçiyor. Kadına yönelik şiddetin istatistiki unsurları için kanıta dayalı istatistiki unsurları somutlaştıracak gibi bir şey, bir kelime geçiyor. Sosyal medyaya günlerce döndü. Nihayet 6284'teki beyan ortadan kaldırıldı. Kanıt beyan, kanıt esası alındı diye. Ya insanlar o kadar aç, o kadar böyle bir değişikliğe ihtiyacı var ki buradaki şeyi yanlış anlayıp
doğruymuş gibi servis edildi günlerce. Halbuki hiç alakası yoktu. Neden bunları söylüyorum? Bu 6.284 sayılı yasa ciddi olarak şu anda can yakıyor. Hukuksuz sonuçlar doğuruyor. Ama bir şiddet gerçekliği de var. Bu şiddetle mücadele edilmesi gereken bir durum da var. Toplum içerisinde mağdur olan, mağdur edilen bir kesim de var. Bununla ilgili daha adil çözümler bulunabileceği düşüncesindeyim. İstatistikler koymuştum ama onlara gerek yok. En son kendimize bir iki söz söyleyerek ben sözlerimi tamamlayayım. Türkiye toplumu şu anda kentsel dönüşümler, büyük yeni şehirlerle ilgili bir yeniden oluşum süreci içerisinde, dünya siyasetinde bir yeniden oluşum ve sosyolojik bir değişim içerisinde, bu şehirler yeniden kurulurken, bu toplum yeniden kurulurken, eğer Müslümanlar, yani bizler, yani hak ve hakkaniyet düşkünleri, yolcuları, tevhidi düşüncenin etrafında bir toplum kurma arzusu içerisinde olan insanlar yeterli gayreti ortaya koyamazlarsa, somut projeler ortaya koyamazlarsa, bu toplumu ikna edecek bir dil geliştirilemezlerse ciddi bir fırsatı daha elimizden kaçırmış olacağız. Çünkü gerçekten şu anda toplum yeniden bazı şeyleri sorguluyor ve yeniden kendisine bir çıkış arıyor. Tıkandı, ara ara sürekli toplumsal sosyolojik patlamalar yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde bu krizlerin oluşturacağı yeni dönüşümler de olacak ve burada hepimize, burada İlmar'da önemli bir görev görmüş oluyor. Eğitim, danışmanlık, rehberlik, vaziyet etme gibi görevler duruşuyor ve bunu yapmamız gerekiyor. Bizim toplumumuzun iki tane merkezi var aslında kuruluş olarak. Mahalle ve cami. Şu anda yeni toplum içerisinde bu ikisi değerini kaybetmiş durumda. Caminin yerine AVM aldı. Mahallenin yerine hiçbir şey almadı, bomboş. Mahalle kültürü var mı? Yok. Ben bu noktada TOKİ'yi şikayet ediyorum. Binlerce, on binlerce ev yaptı ama bir mahalle kuramadı TOKİ. Keşke bir mahalle kursaydı. Ama bu apartman yaşantısı, apartman kültürü mahalle oluşumunu engelleyen en önemli unsurlardan birisi. Onun da bir takım imkanlarla sosyal alanlar oluşturulabilir, bazı şeyler yapılabilir ama şu anda bizim bununla ilgili bütün unsurlarını gözden geçirmemiz gerekiyor. Mimari yapıyı da gözden geçirmemiz gerekiyor. Mahalle olgusu olmazsa olmaz çünkü orada sosyalleşiyor insanlar. Şu anda mahalle diye bir kavram ortadan kalkmış durumda. Cami değerini yitirmiş durumda. Önceden bir şehir kurulacaksa merkeze cami kurulurdu. Şimdi bir şehir kurulacaksa merkeze AVM kuruluyor. Yani toplumun karakteri de kapitalistleşmiş durumda. Buradan biz toplumu çekip kendi kodlarımıza, tevhidi düşüncenin etrafına toplamamız gerekiyor. Çünkü cami tevhidi ifade eder. Evet, çocuklarımızın nasıl bir aile kurmasını istiyorsak öyle bir aile oluşturmamız gerekiyor ilk önce biz. Eğitimci var aramızda. En güçlü eğitim nedir hocam? Taklittir. Bundan daha güçlü bir eğitim henüz icat edilmiş durumda değil. Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum, haddimi aşmayın. Bir baba nasıl bir babaysa çocuğu da %60, 70, 80, 90 öyle bir baba olacaktır. Bir baba çocuğunun annesine nasıl davranıyorsa muhtemelen o çocuk da eşine o şekilde davranacaktır. Bir kadın eşine nasıl davranıyorsa muhtemelen o kadının yetiştirdiği kız çocuğu da eşine o şekilde davranacaktır. Siz çocuklarınızın nasıl bir aile olmasını istiyorsanız o şekilde bir aile kurmanız gerekiyor. Başka da imkanı yok. Şöyle bir gerçeklik de var. Şiddet gören bir annenin kız çocuğu annesinin gördüğü şiddet kadar şiddete hayatında müsaade edebiliyor. Tahammül edebiliyor. Kötü bir şey ya. Onu bile taklit ediyor hocam. Tersinden taklit yani. Ama insanız. Hepimiz zaman zaman kendimizi babamızın refleksiyle bulabiliriz ki bu da kodlarımızda var zaten. Soya çekim diye bir şey var. Bir de sosyolojik bir soya çekim var. Bir de karakteristik bir soya çekim var. Bu hepsi bir şekilde bizi etkiliyor. Ama bizim çocuklarımız nasıl bir aile kurmasını istersek bizim ailemizin o şekilde olması gerekiyor. Çünkü en önemli öğrenim taklitle oluyor.
Damadımızın kızımıza nasıl davranmasını istiyorsak biz de kızımıza o şekilde davranmamız gerekiyor. Çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı o şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Yine kızlarımızın öncelikli en kıymetli şeyinin annelik olduğuyla ilgili bir değer yargısı getirmemiz gerekiyor. Şu anda dünyadaki en kıymetli şey para ve en önemli şey paraya en kısa yolda ulaşabilecek bir kariyer sahibi olmak. Bütün değerlerimiz alt üst olmuş durumda. Bunları yeniden onarmak, yeniden tamir etmek ve bu kavramlar üzerine çokça kafa yormamız gerekiyor. Şu anda ya bir çocuğun hayalindeki şey, ya bir kız çocuğun hayalindeki şey anne olmak, çocuk yetiştirmek falan değil. Önemli bir kariyere sahip olmak, önemli maddi bir gelire sahip olmak, kendisini belli bir refah düzeyinde yetiştirecek bir maddi imkana sahip olmak. Aynı şekilde bir erkek çocuğu için bir aile kurmak hedef değil şu anda. Zengin olmak, iyi arabaya binmek, bir an önce ailesinden bağımsız bir hayat yaşayabilmek. Bunları bizim ciddi olarak hemen bir an önce tamir etmemiz gerekiyor. Gene evlatlarımızı sorumlu kalabilecek bilinçli yetişkinler olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bizim nesil işte 70'ler, 80'ler biraz daha böyle köy, şehir arasında tam şehirleşmiş gecekonduda büyüdüğü için doğal sorumluluklar içerisindeydik. Köyde yaşayan birisi mutlaka evdeki bir şeye ortak olmak zorundaydı. Ya hayvanları güdecek, ya işte çiftlikte ya da tarlada bir işi halledecek, ya babasının bir talimatını yerine getirecek, ya esnafsa babası onun olmadığı zamanlarda oradaki işi görecek, başka çaresi yok. Yani bir sorumluluk içerisinde büyüdü. Ama şehir toplumunda şu anda çocuklar gerçekten sorumluluk alabilecekleri alanlar da yok. Bir de çocuk işçiliği diye bir şey var. Esnafın yanına yerleştirmek de ciddi bir sorun oldu şimdi çocukları. Zaten yerleştiremiyorsun. Çocuk 18, 19, 20, 25 yaşına gelinceye kadar elinde telefonla büyüyor şu an. Ve bunlar da bizim bir şekilde çocuklarımızdaki sorumluluk bilincini geliştirecek yöntemler, hocam eğitimciler bu konuda bize yardımcı olması gerekiyor. Allah hepimizi istikamet üzere, tevhidi bilinç ile bir yaşam nasip etsin. Bu şekilde aileler kurmayı, dünyanın sıkışmış olduğu bu evrensel krizden çıkacak, rol model olacak, peygamberi misyonu üstlenecek bir hayat yaşamayı nasip etsin inşallah. Ben tekrar Osman Hocama ve İlmar'a bu noktada teşekkür ediyorum. İnşallah verimli bir toplantı olmuştur diyerek sözlerimizi sona erdiriyorum. Çok teşekkürler. Hayırlı günler diliyorum. Adınıza ağaç dikildi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.